Mersin'in Mut ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Mut Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin 52.'si Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda yapılan töreniyle başladı. 3 gün devam edecek olan 52. Mut Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'ne Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Abbas Bozyel, AK Parti Mersin Milletvekili Nevi Bozkurt, MHP Mersin Milletvekilleri Mehmet Çanları ve Ali Öz, Mut Kaymakamı Mustafa Şahin, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Evren Ekmekçi, Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, bazı ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileriyle çok sayıdaki kent halkı katılım gösterdi. Mut Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve Osmaniye Belediyesi Mehter takımının gösterisiyle başlayan festivalde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Türkiye'nin toplam bitkisel üretiminin %6'sının Mersin'de üretildiğini, tarımsal üretim değeri açısından da Antalya'dan sonra ikinci sırada yer aldığını belirterek, bütün bu avantajlara rağmen Mersin'deki üretici kardeşlerimiz emeklerinin karşılığını, hak ettikleri bedeli elde edemiyor. Üretici kardeşimizin alın terinin karşılığını alabilmesi için gerekli her türlü desteği vereceğiz dedi. Üretici kardeşlerimizin elde etmesi gereken kar çoğunlukla aracıların cebine gitmektedir. Resmi verilere göre 2013 yılında Mersin'de 94.055 ton kayısı üretildiğini, bu rekoltenin Türkiye'de üretilen kayısının %12'sini oluşturduğunu ifade eden Başkan Kocamaz, gelinen noktada Mut'un ülkemizin en önemli kayısı üretim merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor olması bizleri sevindirmektedir. Önümüzdeki yıllarda festivalin kültür ve sanat boyutunu daha da güçlendirerek Türkiye ve dünya çapında bir etkinlik haline dönüştürmeliyiz diye konuştu. Gelinen noktada Mut'un ülkemizin en önemli kayısı üretim merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor olması bizi sevindirmektedir. 3 gün devam edecek olan festivalin spor ve sanat etkinlikleriyle devam edeceği belirtildi.